Orman planlama, amenajman katılımcı yaklaşım toplantısı gerçekleştirildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kütahya Ormanları Planlama Katılımcı Yaklaşım Toplantısı Vali Şerif Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Meclis Toplantısı salonunda gerçekleştirilen ilimiz ormanları planlama katılımcı yaklaşım toplantısında bir konuşma yapan Vali Şerif Yılmaz, bu çalışma Türkiye'de yönetimdeki anlayışın nereye geldiğini göstermesi açısından çok önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Bırakın planlanmasının yapılmasını, bir orman muhafızı memurundan bile insanların kaçtığı dönemden bugün kendi bölgenizdeki ormanın yönetimini yörede yaşayan insanların alacağı kararla 20 yıllık, 30 yıllık planlamanın yapılması evresine geldik. Çok şükür diyorum, bizler orman teşkilatı ile ilgili sadece bu zamana kadarki süreçte muhatap olduğumuz Emet İşletme Müdürümüz, burada Tokat'ta beraber çalıştığımız için söylüyorum, sadece milletin yakacak ihtiyacın tahsislerindeki kavgalarını bitirmek için müdahale ediyorduk. Zaman zaman da maalesef ölümlü hadiseler meydana geliyordu. O bölgede yaşayan insanlara, o bölgede ekmeğini, aşını, çoluk çocuğunun rızkını ormancılık ile sağlayan insanlara sorulmadan idarenin kararıyla dayatmasıyla yönetim şeklinden bugüne kadar maalesef insanlarımız öldü. İki il, iki ilçe, iki köy arasında kavgalara sebep olundu. Yanlış yönetim anlayışının bize faturasıydı dedi Yılmaz. O nedenle ben bugün bu toplantı ile ilgili bölge müdürümüz tarafından söylendiğinde baştan sonuna kadar katılacağımı söyledim. Çünkü %53'ü Türkiye ortalamasının iki katı ormana sahip olan ve bunun da kimse tarafından bilinmeyen bir ilde yaşamaktayız. Çok şükür bugüne kadar ilimizde böyle bir problemle karşılaşmadık. Kütahya'da genel itibariyle insanlarımızın hoşgörüsü, saygısı, devletine bakışı ve bağlılığı belki bu olayların yaşanmamasına bir etkendir. Böyle bir hadise yok ama yönetim anlayışı itibariyle bırakın Türkiye'yi 1917'de Almanların yaptığını bugün diğer ülkelerde gerçekleştirme konumuna geldik. Ormanlarımızın devletin değil milletimizin olması lazım. Milletin sahipleneceği şekilde yönetilmesi gerekiyor. Varsa yönetimdeki eksikliklerimiz, sıkıntılarımızın burada herkesin bir fikir söylemesi gerekiyor. İnşallah bu anlayışlarla beraber ormanın iyi yönetilmesiyle beraber yangın dahil olmak üzere ormandaki zararın en aza ineceğine inanıyorum. Ve bunu da ülke olarak da millet olarak da başarmamız lazım diye düşünüyorum açıklamasında bulundu. Bizim kendi insanlarımız çalışmak istemiyor. Bundan sonra işte biz çalışacaktık da başka bir şefin adamı vardı. Bir adamı vardı.